Muğla Türk Ailesi Basın İlan Kurumu Muğla İl Müdürü Mehmet Ali Köseoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Köseoğlu şunları söyledi. Konuşması gereken sizlersiniz. Gün sizin gününüz. Ama mikrofonu bize doğrulttuğunuz için ben de teşekkür ediyorum. Tabii bu tip günlerin her ne kadar gazeteci meslektaşlarımız bir takım sosyal haklar yönüyle günlerin anlamını yitirdiğini düşünseler de biliyorsunuz bu öncelikle bayram olarak başlamış, daha sonra bir takım hak kayıplarıyla birlikte güne dönmüş bir şekilde devam ediyor. Ben 10 Ocak gününün yine de anlamlı bir gün olduğunu, hiç değilse meslektaşlarımızın, gazeteci dostlarımızın sorunlarının konuşulduğu, tartışıldığı, efendim bu manada yetkililerin de, idarelerin de gündemlerine girdiği bir gün olması hasebiyle değerli ve önemli buluyorum. Bu manada bugün ve bugün itibariyle de çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özellikle mesleğe devam eden, devam ettiren, bu mesleğin her türlü sıkıntısını yaşayan, çeken, sizler başta olmak üzere tüm gazeteci arkadaşlarımın gününü tebrik etmek istiyorum. Bu manada ülkemizin gelişmesi anlamında gerçekten gazetecilere, çalışan gazetecilere, onların fikirlerine her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu açık. Bu duygu ve düşüncelerle arkadaşlarımızın günlerini tebrik ediyorum. Daha iyi günler, sosyal manada haklarının daha da geliştiği, ülkemizin daha huzurlu, daha müreffeh olduğu günleri hep birlikte yaşamayı ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Basın Yayın Enformasyon Muğla İl Müdürü Sezgin Savun'a da ziyarette bulunan Muğla Türk yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti. 1961 yılından beri kutlanmakta olan Çalışan Gazeteciler Günü tüm medya mensuplarının kutlu olsun diyorum. Zor şartlarda görev yapmaktasınız. Biz Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü olarak sizin zor şartlarda çalışmanız düzeltmek için elimizden gelen çalışmaları, gayretleri göstereceğiz. İnşallah sizinle birlikte toplumun daha iyi, doğru, tarafsız bilgi almasını kolaylaştırmak istiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Kaya, şiddet içerikli haberler konusunda RTÜK'le toplantı planladıklarını kaydetti. Yine kadın konuk evlerimizin sayısı şu an sivil toplum kuruluşları, belediyelerle birlikte Türkiye'de şu an 137. Biz önümüzdeki dönemde belediyelerin de kadın konuk evleri açma zorunluluğunun takibini yapacağız. Artan şiddet haberlerinin hiçbir şekilde şiddeti azaltıcı etkisi yok. Haberlerin veriliş biçimini, dili çok çok önemli. Biz bu konuda duyarlı ve hassas olmak zorundayız. Rating kaygısıyla şiddet haberlerinin, özellikle vahşet ve şey içeren haberlerin verilmesine karşıyız. Bu konuda ben tüm medya temsilcilerinden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Önümüzdeki ay için, yani bu ay içinde RTÜK'le ve bütün kanalların genel yayın yönetmenleriyle bir toplantı planlıyoruz. Kaya konuşmasında şiddete maruz kalan kadınlara seslendi. 1700 kadınımıza, kadın konuk evlerimizde hizmet verdik. Şu an kapasite olarak kadın konuk evlerimizin kapasitesi yeterli. Ama biz istiyoruz ki, yani bu belediyelere kadın konuk evlerinin açma zorunluluğunu yerine getirmelerinin takipçisi olacağız dedik. Şiddet uygulayan kişiye, yani faile de Ankara'da başlamak üzere bir çalışma yaptık. Öfke kontrolü, şiddet uygulayan failin öfkesini kontrol etmesine yönelik bir psikolojik tedavi destek mekanizmasını devreye soktuk ve Ankara'da pilot uygulamamızdan gördüğümüz kadarıyla bu çok başarılı bir çalışma oldu. Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığımızla da işbirliği içerisinde bu destek mekanizmasını inşallah yaygınlaştıracağız. 81 ilimize yaygınlaştıracağız. Şimdi Seydikemer ilçesinde Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve Yunanistan'ın Rodos adasına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Karadere Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Gavuralı mevkiinde durumundan şüphelendiği 5'i çocuk 12 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Kontrol sırasında gruptan bazılarının kaçmaya çalışması üzerine gözaltına alınan şüpheliler yakalanarak Eşen Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin burada yapılan kimlik kontrollerinde Şenol U, Oğuzhan P, Hüseyin S ve Mahmut A'nın Fethullahçı terör örgütü üyesi olması nedeniyle arandığı tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı yollarla Rodos Adası'na geçmek için tekne bekledikleri öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan Şenol U, Oğuzhan P. terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı. Hüseyin S. ve Mahmut A. ise tutuklanarak haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Amasya'ya gönderildi. Bodrum ilçesinde bulunan dünyaca ünlü koyda yapılan denizli bir temizliğinde kıyıya çıkarılan küvet ve yaklaşık bir ton çöp görenleri şaşkına çevirdi. Bodrum Belediyesi'nin denize en çok mavi yakışır sloganıyla bu yıl dördüncü kez düzenlediği denizli bir temizlik kampanyası bu hafta Yalıkavak'ta bulunan Küdür Koyu'nda gerçekleşti. Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında denizden yaklaşık bir ton çöp çıkarıldı. Deniz dibinden çıkan nesneler yine şaşkınlık uyandırmayı başardı. 10 kişilik ekipten oluşan dalgıçlar denizden otomobil lastikleri, cam ve plastik şişeler, kumaş, demir atıkları, çaydanlık ve banyo küveti gibi atıklar çıkardı. Temizlikle ilgili Bodrum Belediye Başkan Vekili Ali Özdemir kısa bir açıklamada bulunarak şu sözlere yer verdi. 2018'in ilk ayında her sene yaptığımız gibi bu sene de temizliklere başladık. 18 tane güzergahımız var. Geçen senenin aynı güzergahları tekrar temizleyerek işte her sene gördüğümüz gibi vatandaşlarımızın denize attığı pislikleri belediyemiz temizliyor. Arkadaşlar sağ olsunlar. Bütün bu pislikleri çıkarıyorlar. Biz buna devam edeceğiz. Ricamız insanlardan, vatandaşlardan böyle pislikleri denize atmamaları, atanları uyarmaları. Biraz evvel geldiğimizde de vardı, çekti arkadaşlar. Sahil güvenlik geldi, deniz üstünde pislik yapan bir tekneye işlem yaptı. Onlar da zımpara yapıyorlardı. Biz burada denizin dibini temizlerken onlar da üstünü pisletiyorlardı. Kolluk kuvvetleri geldi, görevini yaptılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Evet, bu nasıl geldi? Herhalde sağlam... Türk İnşaat ve Gayrimenkul sektörünün en seçkin buluşmalarından biri sayılan 6. İnşaat ve Konut Konferansı 300 aşkın şirketin katılımıyla gerçekleşti. Konferans öncesi konut sektöründe son zamanlarda yaşanan fiyat düşüşlerini değerlendiren jeoloji mühendisi Oktay Öz, bu düşüşün ilerleyen zamanlarda devam etmeyeceğini ifade etti. Demir fiyatlar aldı başına gitti. Beton sürekli zamlanıyor. Toprak maliyetleri artıyor. Bunun yanı sıra da bu piyasalarda biliyorsunuz bir daralma oldu. Ülkemizin son zamanlarda geçtiği talihsiz bir süreç yaşandı ülkemizde. Bundan kaynaklanan maliyetler şu anda sürekli yükselmekte. Maliyetler de yükselmişti. Arz fazlası vardı. Talepte bir düşme olunca burada mecburen tabii fiyatlarda biraz gerileme oldu. Aslında bu fiyatlardaki gerileme çok kârdan değil aslında. Mecburiyetten, fakat bu sürdürülebilir olmayacaktır. Muhtemelen 2018 yılı içerisinde dengeyi bulduktan sonra fiyatlar yukarı doğru devam edecektir.